yeni sarıklarımızdan ister jelatinle isterse jelatini çıkmış halde önümüze koyuyoruz. Paketten çıkardığımız sarık kılıfı ürünümüzü elimize alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ürünümüz elastiki bu şekilde genişlemekte. Sonrasında sarığımıza yukarıdan aşağıya takıyoruz. Ancak lastiğin geniş kısmı üstü olacak şekilde. Sarığımızın etrafına yavaşça deforme olmadan gerdirerek geçiriyoruz. Sonrasında üst kısımları düzeltiyoruz ve alta doğru gerdirerek sarığımızın alt kısımlarında düzgün hale gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde sarık kılıfımız sarığın her tarafını kaplamış, üstünde de hiçbir boşluk kalmadan kavramış şekilde bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi görünümü de aynen sarık orijinali şekliyle de almış oluyor. Kirlendiğinde alttan tutarak yavaşça yukarıya doğru çekiyoruz ve çıkartıyoruz. 30 dereceye geçmeyen ılık suda elde beyaz sabunla güzelce yıkıyoruz. Sıkmadan kuruduktan sonra buharlı hafif bir ütü ile ütüledikten sonra tekrar gerdirerek aynı kılıfımızı sarığımıza geçiriyoruz. Jelatinli sarıktaki durumunu da görelim. Bu şekilde yukarıdan aşağıya takıyoruz. Sonra alt kısımlarını gerdiriyoruz. Görüldüğü üzere jelatinli sarığımızda da hiç alttaki jelatin gözükmüyor. Naylon gözükmüyor. Sanki jelatinsiz, tertemiz bir sarık görünümü alıyor.